Cumhur İttifakı, Acar ünlü masal anlatmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı AK Parti ile MHP Marmaris ilçe başkanları Netsel Marina'da bulunan Roberts Marina Cafe Bar'da bugün basın açıklaması yaptı. MHP Marmaris ilçe başkanı Onur Ünver ile AK Parti Marmaris ilçe başkanı Ceyhun Gökmen. 31 Mart seçimlerinin ardından geçen 5 aylık süreci değerlendirdi. Çok değerli basın mensupları, bugün burada genel anlamda bir değerlendirme yapmak için bulunuyoruz. Gazetecilik demek doğruları tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktarmaktır. Mesleğini hakkıyla yapan gazetecilere selam olsun. Şimdi sizlere bir masal hikayesinden bahsedeceğiz. Bu masal 31 Mart akşamında sona ermiştir. Masalın kahramanı Marmaris Belediye Başkanımızdır. 31 Mart öncesinde seçim meydanlarında kazanan Marmaris olacak diyerek bir takım vaatlerde bulunuldu. Geçtiğimiz 4 aylık süre zarfında durum daha da kötüye gitmiştir. Görün odur ki daha da kötü olacak gibi görünüyor. Belediyemizin borcu omuzundaki melekler tarafından ödeneceği vaat edilmişti. Şimdi buradan soruyoruz. Dün itibariyle belediye başkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Malum kamuoyunda da gerek de sosyal medyada paylaşıldı. Bu ziyarette söz verilen borç ödemeleri alındı mı? Yoksa çay kahve içip nasıl masal anlattık diye konuşuldu mu? Belediyemize ait taşınmazların Cumhuriyet Halk Partili kendi belediyenin borçlarını ödemek için satışa çıkarılması konusunda bir önceki meclis toplantısında Cumhur İttifakı'na mensup 9 kişilik belediye meclis üyelerimiz red oyu kullanarak bu satışa engel olmaya çalışmışlardır. Kamuoyunu yanlış bilgilendirenlere duyurulur. Tüm Marmaris halkı bilmelidir ki seçimden önce borçlara kaynak üreteceğiz diyerek örneğin otobüs terminalinin işletilmesi, örneğin yat limanının işletilmesi büyük şehirden alınarak Marmaris Belediyesi'ne verileceği masalını duymuştuk. Ama sonuç itibariyle bu masalların hiçbiri gerçek olmadı. Marmaris Belediyesi masal anlatmaktan ziyade seçim boyunca veya seçimden sonra bu borçlara kaynak üretmek yerine en kolay yol olarak Marmaris'in mallarını satmayı tercih etmiştir. Marmaris Belediye'mizde çalışan emekçi, işçi kardeşlerimize 6 ayda bir yapılan zam yapılmamıştır ve maaşlar gününde yatmamaktadır. Bu da seçim öncesi işçi kardeşlerimize anlatılan masallardan biriydi. Hükümeti büyükşehir olanlar hükümetin gerçek sahibinin yanına gittiğinde maalesef attığı her adımın resmini paylaşırken Cumhurbaşkanımız ile resim paylaşmaktan kaçınmıştır. Geçtiğimiz günlerde bir kent konseyi seçimi gerçekleştirildi. Yapılan bu seçimde delegasyon oy kullandı ve başkan seçildi. Kent konseyi bildiğiniz üzere şehrin sorunlarını çözmek için ortak akılla katkı sağlayan bir yapıdır. Kent konseyi seçimlerinde delegasyonu etkilemek adına Marmaris'in sorunlarını çözmek yerine bir takım ayak oyunları ile delegasyonu etki altına almaya çalıştılar. Bu etki altına almaya çalışanlar gene o masalın kahramanlarıdır. Bizler Cumhur İttifakı, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak görevimiz Marmaris ve Marmaris'in menfaatlerini her ortamda dile getirmek ve korumaktır. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Çok kolay bir ödemiştim. Sayın basın mensupları hoş geldiniz öncelikle. Ben de bu konuya birkaç şey ilave etmek isterim. Başkanımızın söylediklerine tamamen katılıyorum. Ama aynı zamanda birkaç eleştiride de bulunmak istiyorum. Örnek vermek gerekirse, mesela Cumhurbaşkanımızı ziyarete geldi, bayramlaşmaya geldi Sayın Acar Ünlü. Bu konuda çok mutlu olduk biz kendisini orada görerek. Çünkü kendisi bizim hükümetimiz, Büyükşehir Belediyesi, biz başka hükümet tanımayız gibi cümleler kuran bir kişiyken olgunluk göstererek Cumhurbaşkanımızı bayramda Okluk'ta ziyarete geldi. Bu bizi mutlu etti ama bunu sosyal medyada paylaşmadı. Bu bizi gerçekten üzdü. Bu anlamda yapıcı bir adım atmak anlamında Sayın Acar Ünlü'den ricamız, hani bayramlaşmaya geldiğinde bunu sosyal medyada her şeyi paylaşıyorken bunu da paylaşmasını rica ediyoruz. Paylaşırsa biz de bu çok mutlu oluruz. Bu yapıcı, olgun bir adımdır. Çünkü bizim gönlümüzden geçen şey şu. Vakti zamanında Ahmet Aras Bodrum Belediye Başkanı iken Torba Mahallesi'nin altyapısı yenilendi. Bu nasıl gerçekleşti? Hükümet ve belediyenin ortak çabasıyla gerçekleşti. Nasıl oldu? Ahmet Aras, o zamanın ve şu anda bakanı olan Mehmet Ersoy ve Osman Gül'ün bir protokol imzaladılar.
ve bu protokol vesilesiyle de Torba Mahallesi gerçekten hizmete doydu. Aynısının Marmaris'te olması için olmaması için hiçbir sebep yok. Acar Ünlü'nün yapıcı bir tutum sergilemesi, Okluk'a gelmesi iyi bir adım. Ama bunun devamını getirmesini isteriz. Deriz ki mesela Marmaris'in arıtması yenilensin, kanalizasyon altyapısı yenilensin. Bununla ilgili bir Dünya Bankası kredisi için kefillik istesin hükümetimizden. Böyle yapıcı adımlar atılsın. Ama kendisi seçim öncesi çok sert açıklamalar yaptı. Özellikle Serkan Yazıcı ile aralarındaki yarışmada, kampanyada çok aşırı sert açıklamalar yaptığı için, yapıcı bir tutum sergileyemediği için biz kendisine bir adım atmaktan çekiniyoruz açıkçası. Çünkü Marmaris hepimizin. Marmaris sadece CHP'nin ya da sadece AK Parti'nin ya da belli bir kesimin değil. Marmaris hepimizin, Marmaris'in kalkınması hepimiz için önemli. Dolayısıyla biz yapıcı, olgun tutumumuzu devam ettiriyoruz. Kendisinden de bu tutumu sergilemesini istiyoruz. Birkaç şey daha söylemek istiyorum. Kendisine bir teşekkür de borç bilirim. Kardeş şehir Aşkelon var, İsrail'e ait. Bununla ilgili tamamen sonlandırdığını söyledi kardeş şehir ilişkisini. Bu konuda yapıcı bir adım attığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Ama bunun devamını da kendisinden talep ediyoruz. Bir Filistin yürüyüşü yapılması, bütün Marmaris'in STK'ları, belediye başkanı, CHP ilçe başkanı, bütün partilerin ilçe başkanları hep beraber bir tepki göstermeliyiz. Filistin'e yapılan bu soykırımla alakalı olarak. Dolayısıyla tabii ki bu önemli bir adım. Kardeş şehrin sözleşmesinin iptal edilmesi. Ama daha yapıcı, daha girişken, gerçekten tepkilerini samimiyetle gösterebilecekleri bir yürüyüşü kendisine buradan iletiyorum. Lütfen organize etsin. Biz de her zaman katılalım. Tüm STK'larımızda, tüm ilçe başkanlarımız. Hepimiz katılalım ve böylece güzel bir birlik mesajı verelim. Onun dışında mesela başkanımın söylediği gibi yapılan satışlarla ilgili olarak 7 tane maldan bahsediyoruz. Yani nasıl söyleyeyim, belediyeye ait mülklerden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Sarana'ya giderken yokuşu çıkarken sağda güzel bir çocuk parkımız var. İsmi Marmaris Parkı. Bu parkın içerisinde çok güzel ağaçlar var, çok huzurlu bir yer. Ama bu park şimdi satışa çıkıyor ve burası devasa bir bina yapılacak. Çünkü %50 emsali var ve turizm alanı olarak geçiyor. Burası, yani buradaki ağaçlar tamamen yok olacak. Yani ben çevreci tutumlarıyla devamlı gövde gösterisi yapan arkadaşları buradan sesleniyorum. Buradaki ağaçlar, CHP Belediyesi satınca ağaç olmuyor mu? Orada o habitatta yaşayan canlılar, o mahallede oynayan çocukların günahı ne? Bu konuda özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bu ağaçlarla ilgili gerçekten STK'lara sesleniyorum buradan. Bir tepki göstersinler. Yani söz konusu CHP Belediyesi olunca tepki gösterilmiyor. Ya yaptıkları mobbingle alakalı olabilir ya insanlara karşı verdikleri korkudan mı bilemiyorum. Nedense CHP yapınca hiçbir ses çıkmıyor çevreci arkadaşlardan. Bu konuda da sistemimi belirtmek isterim. Pek çok konu var. Tabi değinmek istediğimiz ama sizin de bize sormak istediğiniz sorular varsa lütfen Onur Başkanım da ben de bu konuları cevaplamak isteriz. Sayın Başkanım, hemen yeri gelmişken, buyurun. İşte bu Sarana'daki parkla ilgili kent konseyi yeni seçildi. İşte bununla ilgili bir açıklama yapsınlar. Evet. Kent konseyini. Bu arada kent konseyiyle ilgili Hakan Öner Bey'e hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabi Ali Özgekoğlu da çok beyefendi bir adam. O kazanamadı. Hakan Öner kazandı. Marmaris'e hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yani devamında kent konseyiyle alakalı olarak kendisine en kısa zamanda hayırlı olsuna gideceğiz. Bu konuda da serzenişimizi belirteceğiz. Çünkü STK'larla ilgili olarak temsiliyet onunla alakalı. Onlara da bu konuyu ileteceğiz. Evet. Bütün basın ayrı ayrı alıyor. Lütfen. Tamam. Biraz daha yakın mikrofonla. Çok donanımlı bir başhekimimiz var. Kendisi özellikle bu hastanenin hızlı bitirilmesiyle ilgili süreçleri takip etmesi anlamında kendisi özellikle rica ile buraya gelmiş çok değerli bir beyefendi. Mustafa Bulut, sayın başhekimimiz. Kendisi bizzat konuyu takip ediyor.
Allah nasip ederse iyimser olarak planlamamız 30 Ağustos'ta açılması yönünde. Tabii biraz gecikebilir, aksilikler olabilir ama gönlümüzden geçen tarih 30 Ağustos 2024. Allah nasip ederse bu 30 Ağustos'ta hastanenin açılışını gerçekleştirmek, en azından teslimini yapmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili de eleştiriler geliyor, geçiş yapılmasıyla alakalı. Bu konuda birkaç benim de söylemek istediğim şey var. Birincisi, biz bu hastaneyi ilk inşaatı alan Holoğlu İnşaat müteahhit firma aldığında 6 ay bizi geciktirdi Marmaris Belediyesi. O zaman Mehmet Oktay döneminde. Bunun gecikmenin sebebi de işte balkonlardaki birer metrekarelik fazlalıkmış galiba yan taraftaki lojmanlarla alakalı olarak. Bu fazlalıktan dolayı veremeyeceklerini söyledikten sonra 6 ay sonra bizim baskılarımız sonucu, bakın sizi ulusal medyada ifşa ederiz, lütfen bu konuda yapıcı olun. Bu CHP'nin hastanesi değil, AK Parti'nin hastanesi değil. Tüm Marmaris halkına hitap eden bir bina ve çok önemli bir bina. Yani bunun ruhsatının verilmemesi ne demektir diye itiraz edince 6 ay gecikmeden sonra ruhsatı verdik. Verdiler yani. Dolayısıyla verilebiliyormuş ruhsat. Yani bununla ilgili bir sıkıntı yok. Biz buradan 6 ay gecikme yaşadık. Daha sonrasında inşaat devam ederken tamamen kendi ceplerinden jeneratör vasıtasıyla elektrik alamadıkları için, şantiye elektriğinde yetersiz geldiği için kendileri elektrik işlerini yavaşlatarak belli bir aşamaya getirdiler hastaneyi. Sonrasında artık elektrik bağlamak istedik. Ama 6 ay boyunca da biz elektrik bağlayamadık. Neden? Çünkü yine Mehmet Oktay'ın son döneminde Beldibi'ndeki trafoda hastaneye hat çekilmesi gerekiyordu. Ama bu hattın kaldırımdan geçmesine izin vermedi Marmaris Belediyesi. Sonra dediler ki orman üzerinden ya da Spor Bakanlığı'na tahsisli alan üzerinden geçirin dediler. Yani resmen bizimle dalga geçtiler. Ama sonrasında biz de yeterli baskıyı gösterince, ulusal medyaya yine sizi çıkarırız diye tehdit edince en sonunda ikna aldılar ve kaldırımdan geçti. Ve şimdi gidin bakın o kaldırıma, bir kusur göremezsiniz kaldırımda. Yani kaldırımdan elektrik hattı geçtiğine dair herhangi bir emare yok. Dolayısıyla 6 ay gecikmenin de gerçekten Marmaris halkına buradan belirtmek istiyorum. 6 ay ruhsat vermemekle, 6 ay da elektrik vermekle zaten bize 1 sene gecikmeye sebebiyet verdiği için buradan CHP Belediyesi'ni de kınıyorum. Su faturalarıyla ilgili yüksek su faturaları şikayetleri alıyoruz. Siz de AK Parti ilçe başkanı olarak mutlaka size su faturalarıyla ilgili şikayetler gelmiştir. Evet. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Su faturalarıyla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Marmaris'te suyun barajdan eve gelmesiyle ilgili olarak Marmaris Belediyesi'nin ya da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ne tür bir masrafı var? Her şeyi var. Allah rahmet eylesin, rahmetli Karadinç barajı yaptı. Hatlar çekildi, evlere geliyor. Borularla ilgili de bir sorun yok. Dolayısıyla herhangi bir maliyeti var mı bu suyun eve gelmesiyle ilgili? O zaman zam yapmanın anlamı nedir? Yani özellikle Marmaris özelinde söylüyorum. Yani hani tamam Bodrum'da belki su kıtlığı var, hatların yenilenmesi lazım, kapasite artırımı gerekiyor. Marmaris'te ne tür bir maliyeti var suyun? Yani dolayısıyla yapılan her türlü zam Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına para toplansın diye yapılmış afaki zamlardır diye düşünüyorum. Ben kendisi hakkında olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Tabii ki yanlış tutumları oldu ama bunlar düzeltilmeyecek şeyler değil. Ben şahsında kendisini de çok severim. Hani nazik bir beyefendidir. Aile dostumuzdur. Hani temasımız da var. Bize yapıcı adımlar atarsa biz de ona yapıcı adımlarla geliriz. Yani bu konuda hiçbir tereddütümüz yok yani bu konuda. Ben bu arada Ahmet Aras'a da bu anlamda teşekkür ediyorum. Çok yapıcı ve nazik bir beyefendi. Her sıkıntımızı dile getirdiğimizde de en azından geri dönüş yapıyor. Yani bir Osman Gölü'nün dönemini yaşadıktan sonra gerçekten Ahmet Aras da olumlu bir mesaj vermek isterim bu konuda. Kanalizasyonla ilgili de biliyorsunuz içmelerden sitelere doğru giden bir hat var ve bu bizim Turizm Bakanlığı'na verdiğimiz Turaş Plajı'nın suyuna karışıyor bu kanalizasyon ve bununla ilgili Muski'ye sayısız kez bildirimde bulunduk. Tabii ki o arkadaşlar da yapıcı arkadaşlar. Hani geliyorlar, vidanjörle çekiyorlar ama vidanjörle çekmek yani değirmeni taşıma suyuyla döndürmek gibi bir şey. Asıl yapılması gereken kanalizasyon hatlarının yenilenmesi. Bu konuda da yetkili Muğla Büyükşehir Belediyesi'dir. Nasıl su paralarını katı atık bedellerini alıyorlarsa bu projeleri yapmak da onların işidir.
Bu konuyla ilgili bir kredi gerekiyorsa, Dünya Bankası kredisi kefilliği gerekiyorsa, Cumhurbaşkanımız daha önce nasıl imza attıysa yine imza atmaya hazır. Dolayısıyla bu konuda kendilerinin bir adım atması gerekir. Biz bu konularda yapacağız.